söyleyeyim, en sıkıcı konusudur ama en önemli konusudur bir yandan da. Yani işin kolonlarıdır, yani işin dinamiğidir, temelidir. Ne bileyim, bir binanın su basmanı deriz ya, temel komple betonu. O burası işte, bu slide. Mesela şu an binanın içinde görüyorsunuz, bakın kolon var orada. Şu kolon olmadığında bu bina ayakta durmaz mesela, tamam. Ya da şu kolon, şu dört tane kolon var bu odada şu an görebiliyorum. Hatta burada da var. Sekiz, yaklaşık şu an sekiz kolon saydım odada. Yaklaşık bu kolonlar olmadığında bu bina ayakta durabilir mi? Duramaz. Network'ün de ana kolonları, ana temel noktaları şu bahsettiğimiz konulardır. Peki bunlara biraz girelim, tamam mı? Liste, davet, takip, kopyalama ve taahhüt. Kısa kısa tek tek gireceğiz. Ama en önemlisi, liste. Bu. Ve bu soru benim sorduğum klişe bir soru. Belki başka network şu arkadaşlar da sorgulamıştır bu soruyu. Bu soruda kalıplaşmış. Hani dedim ya, Batı tipi network eğitimleri alıyoruz da sonra tam Türk tipine uyarlamak gerekiyor diye. İşte Türk tipine uyarlanmış bir cümle burada yazıyor zaten, tamam mı? Şimdi Batı'daki adamda böyle bir soru olmaz, tamam mı? Batı'daki adam sana liste yap der, arkadaşlarını yaz der, iş arkadaşlarını yaz der, çevreni yaz der, etrafını yaz der, bir şeyler söyler. Kitaplarda öyle yazıyor, okudum çoğunu. Ama şu soru çoğu yerde yok. Yani benim yıllar içerisinde öğrendiğim, duyduğum üstadlardan duyumsadığım kelimelerle kafamda oluşmuş bir soru kalıbı ve çok da beğeniyorum. Düğünün olsa kaç davetiye bastırırsın? Herkes cevaplasın soruyor. İçinden veya kağıt kalem varsa yazsın ekreye. Kağıda yazsın yani. Tamam mı? 300'den aşağı olur mu Türkiye'de? Genel bir kabul yapalım mı önce? 300'den aşağı kurtarır mı? Kurtarmaz. 300'den aşağı kurtarmaz. Ve diyoruz ki insanlara, listeni yap diyoruz. Network marketingin en temel eğitimidir. Bu arada bu eğitim sizin için gerekli. Listenizi yaparsınız. Zaten buradaki ekibin çoğunu listesi yapan kadro. Ama eğitimi vermemin sebebi şu. Bu listeyi yapmakla kalmayıp bunu yaptırabilirseniz network olacaksınız. Şu anki biz burada ne eğitim veriyoruz? Network marketing liderlik eğitimi veriyoruz. Yani kendinden değil de kendinden sonraki gruba aktarım yapacak olan kadro burada. Neyi aktaracağınızı bilmeniz lazım. Neyi aktaracağınızı bilmediğinizde network marketing yapmış olmazsınız. Network marketingin sadece marketing bölümünde kalmış olursunuz. Network bölümünü yapmamış olursunuz. Burası önemli. Bakın bu kısmı, bu söylediğim son cümle çok önemli. Bir algılarınızı açın. Bu arada hala salondaki birçok arkadaş tam olarak bende değil. Buradan duruşunuzdan, bakışınızdan görüyorum. Bana doğru odaklanın, zihninizdeki şeyi boşaltın, telefonunuza vedalaşın. Telefonda kaynanam aradı. Kız arkadaşım da dürttü. Biri beğendi mi? Like'ladı mı? Instagram'da beğenelim mi falan. Olayı silin kafadan. Şu an alt beyin şeyde çalışıyor. Sosyal medyada çalışma yapıyor şu anda. Buraya, salona gelin arkadaşlar. Şu cümle çok önemli. Network marketing yapmak istiyorsanız eğer, ciddi gelirlere ulaşmak istiyorsanız, network marketing yapıp yapmadığınızı şöyle anlarsınız. Burada bahsedilen bazı temel noktaların eğitimini kendiniz algılayıp, sizden sonraki ekibinize eğitim olarak verip aktarıyorsanız network yapıyorsunuz demektir. Aktarmıyorsanız marketing yapıyorsunuz demektir. Yani network marketing sektörü içinde tüketici ve pazarlama anlamında bir şeyler alıp satan ve tüketen taraftasınız demektir. Yani olayın ağını inşa eden tarafta değilsiniz demektir. E peki bunlar network'ün temel taşıysa o zaman ne yapmanız lazım? Kendiniz uygulamanız lazım. Çünkü neden? Aktarımı siz yapacaksınız. Kendiniz yapmazsanız aktarabilir misiniz? Evet. Tekrar soruyorum o zaman. Düğünün olsa kaç davetiye bastırırsın? 300'den aşağı kurtarmaz, mutabık mıyız? Evet. Türkiye'de? O 300 kişinin isim listesini A4 kağıdına yazılı tek tek istiyorum. Kendim için değil, senin bu işi başarman için istiyorum. Ve bu soru o kadar kilit bir soru ki network marketing'de başarılı olup olmamanızla alakalı. O listeyi yapmadığında network marketing'de gerçekten başarılı olma şansın çok zayıflıyor. Tamamen sayısal lotoya, piyangoya dönüyor o zaman. Bunu yapmadığında. Şans oluyor yani. O liste yazılamadığında. Ve Türkiye'de problem nerede biliyor musunuz? Bakın ben bunları klasik eğitim olarak açmadım size. Network'ün temel taşı. Burada birçok arkadaş biliyor ama ben farkındalık bölümüyle ilgili bu eğitimi şu an veriyorum. Farkındalık. Nedir farkındalık? Türkiye'de sizin liste yap dediğiniz arkadaşınızın, alt ekibinizin liste yapmamasının sebebi ne? Onu araştırmak lazım. Yap diyorsun da yapmıyor, doğru mu? Salonda listesi olmayanlar kimler şu an? Ya da listesi olanlar kimler? 150 kişi ve üstü ama. 150 ve üstü. Evet, biraz bugünlerde liste çalışması eğitimleri işe yaramış. Evet, sahada yansıması olmuş herhalde.
Çünkü epeyden beri bu eğitim veriyorum çünkü. Bayağı fark etmiş. Ama salonun hala yarısının yok. Yarısı yapmış, yarısı yapmamış. Bakın ben oran vereceğim size, hayret edeceksiniz. Organizasyonumda listeyi yapın diye sürekli eğitim veriyor olmama rağmen. Benden bu arada liste diye çok duydunuz, doğru mu? Diğer normal sunumlarda da söylüyorum. Yapılma oranı kaç biliyor musunuz? %20. %80 yapmıyor. Ben de kafayı duvarlara vuruyorum. Neden yapmıyorlar diye. Neden yapmıyorlar biliyor musunuz? Ya diyor şimdi benim düğünüme gelecek insanların adını soyadını telefonunu listeleyince diyor para mı kazanacağım? Bu mudur yani diyor. Kafa öyle çalışıyor, tamam mı? Yani para kazanmak bu mudur diyor network marketing'de. Böyle mi çalışılıyor? Evet diyorum, temeli buradan başlıyor. Ya öyle şey olmaz diyor. Yani adamın düğün davetiyesi mantığıyla listesini çıkardığında bu listenin ona para kazandıracağını, gelir inşa ettireceğini bir türlü kavrayamıyor zihninde. Çünkü hayatında böyle bir ticaret modeli yok. Aslında diğer ticaretlerde de benzer şeyler var ama farkında değil. O yüzden farkındalık eğitimidir. Arkadaşlar o 300 kişinin isim listesini istiyorum. Bu arada telefonum nerede? Hadi telefonlarınıza sarılın o zaman. Tamam mı? Herkes telefonunu alsın eline. Yani telefonunuza indir. Şimdi bunu topluca yapıyorum ki bir daha yok bana ulaşma demeyin diye. Şimdi kendim bizzat yaptım şimdi, tamam mı? Bana bir daha gelmedi değil mi? Organizasyonunuza iletin, tamam mı? Tamam, telefonlarınızı indirebilirsiniz. Ben şimdi listeyi ulaştırdım. Gelmedi deme şansınız yok. Sahte abi, evet. Bilgisayar şahsıma ait değil ama bilmiyorum. Şimdi bakalım. Arkadaşlar, telefonunuza gelen liste bu. Ekranda var. Telefondan bakmanıza gerek yok. Telefonlarla geri vedalaşalım hemen. Buradan göstereceğim. Siz artık telefonda doküman olarak aldınız onu. Kullanmanız için söylüyorum. Ekranınıza gelen liste bu. Telefonunuza gönderdiğim belge bu arkadaşlar. Ve ne yazıyor? Adı, soyadı, telefonu, mesleği, 7 tane kutucuk var. Sonuç fena. Neyse, şimdi ekranı görüyorsunuz. Liste. Arkadaşlar, düğününüze gelecek diye listeleyeceğiniz o listeyi bu formatta istiyorum. Adı, soyadı, telefonu, mesleği, 7 tane kutucuk ve sonuç ve notlar şeklinde. Bu geliştirebilirsiniz. Ben bunu şu an basitçe size önünüze koydum. Siz üstünde ufak tefek geliştirmeler yapabilirsiniz. Ama temeli bu olması gerekiyor. Şimdi bunu doldurunca network'te para mı kazanacağız? Sorunun cevabı bu, doğru mu? Evet, kazanacaksın. Network marketing'in sermayesi nedir? Network marketing'in sermayesi insandır arkadaşlar. Biz bir ağ inşa ediyoruz ve insanlarla inşa ediyoruz bunu. Sermayesi insan olduğuna göre o zaman bununla alakalı bir şey yapıyor olmamız lazım. İşte yaptırmamız gereken temel liste bu. Bunu çıkarmak gerekiyor. Çoğu insan diyor ki telefonda var, oradan ararım. Hayır, olmuyor. Ben var ya, beni bu yüzden ya. Sonuçta bunu yaptığınızda olan hadise şu. Kimi arayacağınız, nasıl yapacağınız, her şey burada ayan beyan ortaya çıkıyor mu? Çıkıyor. Bu listeyi yapmama ya da yapamama sebebi şu oluyor genelde insanlarda. Basit yine sorular soracağım. Türk tipi. Düğününüze gelmeyeceğini bildiğiniz halde davetiye gönderdiğiniz oluyor mu? Elleri göreyim. He? Oluyor, doğru mu? Düğününüze gelmeyeceği halde davet ediyorsanız, işte baldızın bacanağı küser, dayım giller küser, emmin giller küser. Usulen davet ediyorsun, doğru mu? Artvin'de olsa davet ediyorsun, Almanya'da olsa davetiye gönderiyorsun, Avustralya olsa davetiye gönderiyorsun. Doğru mu efendim? İşte o listeyi istiyorum. Ama bizim insanlarımıza network marketing ile ilgili liste yaptığımızda ne yapıyor biliyor musun? Alıyor telefonu eline. Bu yapmaz, bu yapmaz, bu yapar, bu yapmaz. Bu zengin, bu fakir, bu kel, bu fodul, bu uzak, bu yakın, bu nakisüz, bu gergin, bu sinirli, bu avukat, bu doktor. Geliyor bana diyor ki sponsorum da liste çıkardım 20 kişi. İşte bu noktada zaten kendi kendini network marketing'de yok etmeyi başarmış oluyor. Ve tekrar düzeltmeye çalışıyorum. Diyorum ki hayır. Bak ben bir soru sordum. Diyorum ki düğününe kaç davetiye bastırırsın? Liste hazırlatma eğitimi veriyorum. Liste hazırlama eğitimi vermiyorum size. Liste hazırlatma eğitimi veriyorum. Distribütörünüze soruyu direkt soracaksınız. Diyeceksiniz ki düğünün olsa kaç davetiye bastırırsın? Bak listemizde yok ortada da. O diyecek ki 300. Hah diyeceksin, o 300 için ismini istiyorum. Bu kadar. Hadi şimdi vermesin de göreyim. 300'ü dedi bir kere. O 300'ün ismini istiyorum. Bak yorum var mı? Yok. Bu yapar bu yapmaz diye sordun mu? Sorguladın mı? Hayır. Ne dedim? Düğününe 300 kişi gelecek. O 300 kişinin isim listesini istiyorum dedim. Bunu yaptığınızda başarılı oluyorsunuz. Otomatikman başarı yolculuğuna adım atmış ve girmiş oluyorsunuz. Doğru yola girmiş oluyorsunuz. Yani treni raylarını doğru raylara, treni vagonu sokmuş oluyorsunuz. Buradan başlıyor iş.
Bunu yap ve bunu kopyalatacaksın. Bahsedeceğiz ondan da. Ve sonra bunları arayacaksın ve davet edeceksin. Orada 7 tane kutucuk var. Sihirli noktalardan biri de odur. Sihirli noktalardan biri de orasıdır. Çağırdın gelmedi. Buraya çarpı çekeceksin. Bir çarpı. Bir ay sonra bir daha çağıracaksın. Ortalama ayda bir defa davet edeceksiniz. En fazla 2 haftada bir sıklıkla olabilir ama sıkmadan, bunaltmadan, tamam mı? Yani her gün her gün değil. Geçen davet etmiştim, işin çıkmıştı, kaçırdım, bir daha davet ediyorum şekilde. 15 günde bir ya ayda bir devam edeceksin daveti. Davet ettin gelmedi, çarpı, 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 çarpı. Tam 7 tane çarpı atıncaya kadar. Bir kişiden toplantı ve seminere davet etmekten vazgeçme sayısı 7'dir. Çünkü araştırmalar şunu gösteriyor. Bir yere 7 defa davet edilen insanların %90'ı oraya gitmişler. %90. Bakın ben matematikçiyim. Ben size hep matematikle anlatıyorum. 300 kişilik isim listem var. 300 kişilik isim listesi. 300 kişi. Haftada 10 kişi çağırsan ayda kaç kişi yapar? 40. Doğru mu arkadaşlar? 12 ayda kaç yapar? 480 mi yaptı? 12. 480. 300 kişiyi 7 kere çağıracaksak kaç kere davet etme şansımız var? 2100. Daha sen bir yılda 480 kere telefon açtın. Yani bir yılda bitirebildin mi? Bitiremedin. Arkadaşlar, 300 kişiyi 7 kere çağırdığımızda %90'ı katılıyorsa 3927, yani bir yılda sizin toplantınıza kaç kişi katılmış olur? 270 kişi katılmış olur. Senin bir yılda toplantılarına 270 kişi katılırsa sen network marketing'de uzaya mekik fırlatırsın. 270 kişi katılırsa. Bir yılda. Bir ayda. John Travolta'nın Boeing'in yanına yanaşırsın. Bu 270. Peki neden 7? Çünkü o 7 kişi neden, 7'ye neden takılıyoruz biliyor musun? Neden önemli? Çünkü bizim Türk kültüründe de vardır bu. Neden Türk tipi diyoruz bakın, Türk tipi. En son ne diyor biliyor musun? Ya arkadaş, 5'tir çağırıyor, 4'tür çağırıyor, 6 kere oldu çağırıyor, ayıp oluyor. Artık bir gideyim, bir kurtulayım şundan. Bu şekilde toplantıya gelmiş olanların elini görebilir miyim? 2, 3 ve 4. davetlerde gelenler. Yani toplantıya ben 2 ve üstü davetle katıldım diyenler, bu salonda olanları soruyorum. Ben ilk çağrıldığımda hemen gelmedim. 2. ya da 3. de geldim. Gördünüz mü? Bakın arada bir sürü kişi var. Dolayısıyla insanlar 2, 3, 4, 5 bir süre sonra ki ayıp oluyor. Davet var. Ümmet çağırmış, Ayşe Hanım çağırmış, Fatih abi çağırmış. Yani bir davete artık bir gidelim, icabet edelim. Lanet olsun hani en son kurtulalım. Ama toplantıya gelince kararlar değişiyor mu? Değişiyor. O yüzden sen sadece davet et. Yorum yapma. Yorum yapma. Sadece davet et. Sadece. Ve tekrarla davetini. Ama biz ne yapıyoruz? Çok özür diliyorum. Dünyadaki tüm sektörlerde ve tüm işlerde geçerli bir kuraldır bu söyleyeceğim. Dünyanın ticari hayattaki en büyük hatalarından bir tanesi başkasının yerine karar vermektir. Doğru mu? Peki sen listeni yaparken bu yapmaz, bu yapar derken başkasının yerine karar vermiş olmuyor musun? Çok özür diliyorum. Başkasının yerine karar vermek senin haddine mi? Daveti yap, o düşünsün. Belki yapacak, ne biliyorsun? Nereden biliyorsun? Diyorsun ki bu avukat yapmaz, belki borcu var. Avukat olabilir, borcu var, doğru mu? Doktor yapmaz, belki borcu var, paraya çok ihtiyacı var. İş adamı yapmaz, belki çeki patladı. Sana mı söyleyecek, alnına mı yazıyor senede patladı? Sen davetini yap. Yap yani. Çok böyle şey bir durum vardır. Bunu çok enteresan bir örnekle izah edeceğim. Başkasının yerine karar vermek hayatın her alanında kaybettirir insana. Her alanında, istisnasız, her alanda. Ama böyle çok böyle size biraz böyle magazinsel bir şey yapacağım, bir örnekleme yapacağım. Beni anlayacağını düşünüyorum. Erkekler üzerinden gideyim, bayanlar üzerinden gitmeyeyim. Kendi hemcinslerim üzerinden. Erkeklerde çok olur bu, Türkiye'de. Bu kız bana bakmaz diyerek sevdiği insana teklif etmeyen yüzlerce insan var mıdır bu ülkede?
Vardır doğru mu? Vardır içeriden yanmış cam belli. Ciğerden geliyor. Var. Oradaki hata ne? Yani bu kız bana bakmaz diyerek teklifi yapmamandaki hata ne? Onun yerine ne vermek? Karar vermek. Al sana dünyanın en büyük kaybı işte. Belki tam senin gibi kel fodu birini arıyordu. Hep öyledir ya, kendini ezik hissettirme ve ezik hissederek gitti. Ya bu bana bakmaz işte, ben fakirim, o zengin yok, kültürel falan. Sana ne ya? Sana ne? Git teklifini yap. Belki tam seni arıyor. Alnına mı yazıyor? Ne oldu? Parayla mı veriyorlar? Yani gittin teklif ettin, ne oldu? Yani reddedeceğine kabul etmeyince para mı çıkıyor cebinden? Bir şey mi oluyor? Hayatta bir şey mi eksiliyor? Nefis devreye giriyor. Reddedilirsem rezil olurum. Reddedilme korkusu. Kendini şey yapamama. Yine nefis orada devreye giriyor. Arkadaşlar işte network marketinde de bu yüzden kaybediyor insanlar. Aynı o kız arkadaş meselesi gibi. Onun yerine karar veriyor. Milyon dolarlık adamı es geçiyor. Benim şu aralar network marketing kimlere teklif ettiğimi bir duysanız. Artık şeyi, özgüveni aldım yani. Yani gaza aldım. Şu an hiç fark etmiyor yani. Şu an Cumhurbaşkanı şuradan yani girse, Sayın Başkanım hemen bir at soyad mail TC alayım diyecek durumdayım yani. Hani, ne olur ne olmaz. Liste. Yani mod o moddayım. Bu kadar basit arkadaşlar. Liste bu. Sonuçta notlarınızı yazarsınız ve güzel bir cetvel olur ve takip edersiniz. Ölçülebilen, ölçülemeyen bir iş değildir arkadaşlar. Her iş ölçülmesi lazım. Her iş ölçülmesi lazım. Bununla ilgili son bir şey daha söyleyeyim. Ve konuyu tamamlamış olalım bu noktada, liste bölümüyle alakalı. Diğerlerine de hızlı atıfta bulmam lazım. Ama temelini bu oluşturuyor. Yani şu mesela bir kağıt parçası, liste olsun. Ekrandaki liste bu olsun. Bütün dünyada öğretmen, eğitimci, doktor, işçi, sanayici vesaire, tüm meslek erbaplarında, maaşlı maaşsız, her yerde, herkesin bir günlük iş planı var mı tüm işlerde? Var mı efendim? Öğretmenin bir ders programı var. Her gün aynı derse giriyor. Doğru mu? Fabrikada işçinin aynı dersi yaptığı, doktorun her gün aynı işi yaptığı, muayene ettiği, hemşirenin aynı iğneyi vurduğu, herkesin aynı yaptığı bir dünyada yaşıyoruz. Yani her gün aynı aktivite yapıyoruz. Ve ne var ellerinde herkesin? Bir iş planı listesi var. Abi senin network'ün iş planı da bu. Network marketingci arkadaşların Türkiye'de boşlukta hissettiği konu bu zaten kendini. Nasıl boşlukta hissediyor biliyor musunuz? Alıyor ürünleri, böyle bir tanıtım seminerine katılıyor. Biz anlatıyoruz 100 puan, 300 puan, 650 puan, 1000 puan. Alkış, kıyamet sahneye çıkıyor. Biri diyor ben 50 bin lira kazandım. Biri diyor 20 bin lira kazandım. Ev hanımıyım 100 bin lira. İş adamıyım 50 bin lira. Lan diyor herkes para kazanıyor burada diyor. Ben de kazanayım diyor. Veriyor 2500 lirayı. Alıyor ürünleri. Kargo geliyor eve. Toplantı bitiyor. O kalabalık dağılıyor. Kargo geldiğinde evde o kargoyla baş başa kalıyor. İşte o an. Şöyle bir durum oluyor. Ürünler ona bakıyor, o ürünlere bakıyor. Ulan Allah kahretsin diyor, gene kazıklandı diyor. Gaza geldik, aldık ürünleri, patladı elimizde diyor gene. İşte o patladı elimizde demesinin sebebi şu listeyi yapmayı bilmediğinden dolayı kilitlenip kalıyorlar. Listeyi yapmış olsa, hazırlıklı olsa buna, ürünler geldiğinde ne yapacağını bilecek, doğru mu? Dönecek listeye, ya arayacak, yanına çay içmeye gidecek, ya sunum alacak, ya davet alacak, ya toplantıya çağıracak. Yani yapacağı aktivitenin rutini belli. Ama öbür türlü ne oluyor? Ailede kalabalık bir aile düşünün şimdi. Bak senaryoyu herkes hatırlayacak şimdi. 5-6 kişilik ailesiniz. Ailede siz network yapıyorsunuz. Yeni başlamışsınız, heyecanlısınız. Sabah kahvaltı yapıldı. İşte evdeki esnaf dükkanına gitti. Doktorsa işte hastanesine gitti. Öğretmense okuluna gitti. Fabrikası işçiyse fabrikasına gitti. Herkes dağılıyor. Sana çıkarken diyor ki sen ne yapacaksın? Bilmiyorum şimdi. Evdeyim yani. Ha gördün mü böyle iş mi olur salak diyor. Yer yok, dükkan yok, bir şey yok. Ondan sonra seni orada vuruyorlar, sen orada bir anda 3 gün 5 gün böyle tacize dayanamıyorsun. Neden? Çünkü yapacağın iş planın yok. Karşı tarafa da bir şey veremiyorsun done olarak. İşte bunu engelliyor liste. Hemen çıkaracağım. Diyeceksin ki benim de bugün görüşeceklerim var, telefon açacaklarım var, sunumum var, davetim var. Benim de planım var. Bu planı hayatına monte edeceksin. Onun detayları çok ayrıntılı bir eğitim. Sponsorlarınızdan yavaş yavaş bununla ilgili bilgi almaya devam edin. Ben onlara gerekli direktifleri vermeye çalışıyorum. Liste nasıl ondan sonra kullanılır falan.